Merhaba, Fethiye'den bir öyküyle başlıyoruz. İncekara soyadı Fethiye'de sık sık anılırdı ama 1958 yılından beri deprem konutları anahtarlarının teslim edilmesinden bu yana pek kimse aklına getirmemişti. 45 yıl sonra Fethiye Belediye Başkanı aileyi davet etti ve iki müteahhidin çocuklarına şükran plaketi verdi. Olay ar damarları çatlamış bazı kişilerin neden olduğu acıların tazeliğini koruduğu bu günlerde anlamlıydı. Zaten Yeni Asır gazetesi de olayı bugünkü sayısında 46 yıl sonra deprem vefası manşetiyle duyurdu. 10 Mayıs Cumartesi günü Fethiye Belediyesi'nde düzenlenen törenden bir an. Belediye Başkanı Behçet Saatçi, iş adamı Ergun İncekara'ya plaket veriyor. İş adamının yüzündeki gülümsemede hüzün de var. Bu hüznün gerisinde de 45 yıllık hazin bir öykü. Felaket haberi duyulur duyulmaz bütün memleket bu güzel yurt köşemizin ıstırabını can evinde sekmiş ve felaketle de vatandaşın imzasına koşmuştur. 1957 yılında Fethiye 25 ve 26 Nisan'da iki kez sarsılmış, 7,1 büyüklüğündeki ikinci depremde ilçedeki binaların %90'ı kullanılamaz hale gelmişti. Halk ilk depremde evini terk ettiği için asıl yıkıcı olan ikinci depremde can kaybı az olmuştu. 67 kişi can vermişti. Fethiye depreminde 8000 kişi açıkta kalmıştı. Başta Kızılay ve askeri birliklerimiz olmak üzere memleketin her tarafından süratle gelen yardım sayesinde ahaliye yiyecek tevziine başlanmıştır. Felakete uğrayan vatandaşların muvakkaten iskanı için çadırlar kurulmuş, yaralılar tedavi altına alınmıştır. Fethiyelilerin muvakkaten iskanı uzun sürmüştü. Yine de hükümet toplam 66 bin lira bütçe ayırmış ve bir yıl sonra Mayıs 1958'de Karagözler Mahallesi'nden itibaren kalıcı konut inşaatı başlamıştı. 527 konutluk ihaleyi Harun ve Ali Rıza İncekara kardeşler almıştı. Zor yıllardı. Üstelik 1960'da darbe olunca işler karıştı. Harun ve Ali Rıza İncekara kardeşler devletten hak edişlerini alamadılar. Buna rağmen kendi mülklerini satıp üstlendikleri işi tamamladılar. Sonuçta iflas ettiler ama Fethiyeli depremzedeleri açıkta bırakmadılar. Harun İncekara 1961'de kalp krizinden vefat etti. 2 yıl sonra da kardeşi Ali Rıza İncekara hayatını kaybetti. Aradan yıllar geçti. Türkiye'de başka depremler de oldu. Hemen hemen her depremde malzemeden çalan, projeyi kötü niyetli uygulayan kimi müteahhitlere lanet okundu. Fethiye'de İncekara kardeşlerin yaptığı konutlarsa dürüstlüğün simgesi olarak anıldı. Ve 45 yıl sonra Fethiye Belediyesi İncekara kardeşlerin çocuklarını ilçeye davet edip şükran plaketi verdi. Beni başka bir şekilde duygulandıran şey İncekara tuğlası, İncekara betonu deyimleri çıktı. İncekara tuğlası kırılmaz, İncekara duvarı yıkılmaz sloganları bizi çok duygulandırdı. Benim kanaatim şu ki eğer müteahhit dürüstse her yapılan bina sağlamdır. Her yapılan konut sağlamdır, her yapılan sanayi tesisi sağlamdır ve sağlam kalacaktır. Harun ve Ali Rıza İncekara kardeşler hak edişlerini alamamış, buna rağmen mallarını satarak üstlendikleri işi bitirmiş, sonra da iflas etmiş ve birkaç yıl sonra da ölmüşlerdi. Konutları hak sahiplerine teslim etmelerinin üzerinden neredeyse yarım asır geçse de unutulmamışlardı. İşte bu nedenle aile adına Fethiye Belediye Başkanı'ndan şükran plaketini alan Ergun İncekara'nın yüzünde gülümsemenin ve gururun yanı sıra hüzün de vardı.
Hemen hatırlatalım, İnce Kara kardeşlerin yaptığı inşaatlar arasında Veli Efendi İpodromu ve Ankara'daki ünlü Gazi Eğitim Enstitüsü binası da var. Beyaz Saray, Irak'taki savaşı resmen bitirdi. Amerikan birliklerine çocuklar tatil yapsınlar diye emir gitti. Bölgede